Biliyorsunuz CHP uzunca bir süredir AK Parti'nin FETÖ'ye karşı mücadelesi ortada olmasına rağmen işte FETÖ'nün siyasi ayağı saraydadır, FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'dir gibi bir propaganda gidiyor. Ben de bu propagandanın gayet yüzsüz bir propaganda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deniz Baykal döneminden sonra bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu olduğu geldiği andan itibaren FETÖ-CHP ilişkisi adeta bir birliktelik, beraber yol yürüme ilişkisine dönüşmüştür. Yazıda da bunun kronolojik bilgilerini veriyorum. Banu Hanım. Yani bugün mesela CHP'nin bütün trolleri bana saldırmış. Sosyal medyada görüyorum. Yazdıklarımın hangisi yanlış? Bugünkü yazımda bahsettiklerim. Size biraz kronoloji sunayım. Aynı yazıdaki gibi. Lütfen. Şimdi diyorlar ya işte CHP FETÖ'yle başından beri mücadele ediyordu. Kılıçdaroğlu bu mücadelenin başını çekiyordu. Bakın Ocak 2012, daha 7 Şubat MİT krizi bile olmamış. Ocak 2012'de diyor ki Kılıçdaroğlu, yargıda, emniyette cemaat kadrolaşması var diyemem. Televizyonda canlı yayında söylediği sözler. Devam edelim. Bu sözlerden bir hafta sonra FETÖ'cülerin Amerika'da önde gelen bir sivil toplum kuruluşu var. O kuruluşun bir hafta önce denk geliyor. O ziyaret şu anda CHP'nin sitesinde yok, silindi. Fakat bu ziyaret gerçekleşti ve bir hafta sonra 7 Şubat gerçekleşiyor. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı ve onun üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürümeye çalışan, onları işte vatan hainliğiyle vesaireyle gibi iftiralarla yargılamaya çalışan o FETÖ'cü savcı harekete geçiyor 7 Şubat'ta. 7 Şubat'tan 4 gün sonra 11 Şubat 2012'de Kılıçdaroğlu ne diyor? Yargıda cemaat kadrolaşması var demeyi doğru bulmuyorum. Nisan 2012, 2 ay sonra aynı şekilde elimizde yargıda, emniyette cemaat kadrolaşması olduğuna dair delil yok. Hani siz FETÖ'yle mücadele ediyordunuz? Hani 17-25 Aralık'tan önceki süreçte FETÖ'yle mücadelenin bayraktarlığını CHP yapıyordu? Devam ediyorum. Mart 2013, yani 17-25 Aralık'tan 6 ay kadar önce CHP'li bir heyet Amerika'ya gidiyor. Orada önde gelen FETÖ'cü STK'larla buluşuyorlar ve nihayetinde CHP'li 5 vekil Fethullah Gülen'le görüştürülüyor Pensilvanya'da. Bunu da nereden biliyoruz? CHP'nin eski milletvekili Barış arkadaş o dönem sadece gazeteciydi ve haber yapıyor. CHP'li milletvekilleri Fethullah Gülen'le görüştü diye. Yine Mart 2013 bu bahsettiğim. CHP'li milletvekili Aykan Erdemir var. Eski CHP'li milletvekili. FETÖ'nün CHP'ye soktuğu vekillerden kendisi. Ve şu anda hakkında arama kararı var. FETÖ'yle iltifakından ötürü. Bu Aykan Erdemir 17-25 Aralık belgelerinin bir Amerika'ya kaçıran kişi olarak biliniyor. Yine kendisi CHP'nin önde gelen vekillerindendi. Yine sizin videoda bahsettiğiniz Eren Erdem, Oktay Ekşi, Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu, Barış Arkadaş, Mahmut Tanal. Bunlar FETÖ'cü Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kanal Türk Televizyonu, Bankasya. Aklınıza hangi FETÖ'cü kurum geliyorsa bu CHP'li milletvekilleri oranın önündeydi. Bunlarla beraber dayanışma destek mesajları veriyorlardı. Devam ediyoruz. 15 Temmuz'a geldik. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin ailesiyle 6 aylık torunu dahil hedef aldığı, suikaste uğratmaya çalıştığı tek bilin o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ'cülerin tanklarını çekerek havaalanından rahatça çıkmasını sağladığı da tek bir siyasi lider var. O da Kılıçdaroğlu. Bu bir. İkincisi, 15 Temmuz'dan sonra Tarık Toros, biliyorsunuz kaçak FETÖ'cü bunlar. Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan. Bunlarla aynı anda Kılıçdaroğlu da kontrollü darbe demeye başladı. Yani 15 Temmuz'da kontrollü darbe diyerek FETÖ'cü söylemin birebir benimsedi ve bunun propagandasını yaptı. Kılıçdaroğlu mevzuyu sulandırmak için işte AK Parti'de 120 tane Baylokçu vekil var gibi iddialar ortaya koydu. Gazi aileleri, şehit yakınları hepsi baskı yaptı. Açıkla bu iftiranı, eğer iftira değilse gerçeğini açıkla. Açıklayamadı elbette. Çünkü CHP'nin en iyi yaptığı iş bu. Hani FETÖ'cüler hakkında hep söylenir.
bir konuda iftira atıyorlarsa aslında kendileri yapıyorlardır diye. CHP'nin de AK Parti'ye ısrarla FETÖ'nün siyasi ayağı demesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok açık net bir resim var. Hayatıyla mücadele eden bu örgütle bir lider var ve onun karşısında da kasetle gelmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu var. O kaset operasyonunda da ilgili FETÖ'cü emniyet müdürü var. Zeki, soyadını tam hatırlayamıyorum. Zeki Gürsoy olabilir. Hapishaneye girdikten 10 gün sonra öldürüldü. Yani ölüsü bulundu, öyle diyelim. Dolayısıyla tüm bunlar ortadayken sadece koltuğa oturma şekli bile gayet şaibeli ve FETÖ'vari bir yöntemi hatırlatırken Kemal Kılıçdaroğlu sanıyorum kendi açığını, kendi bu anlamda ilişkisini örtmek için böyle abartılı iftiralarla hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem AK Parti'ye saldırıyor diye düşünüyorum.